Medyascope TV'den herkese merhabalar. 2013'te çözüm süreci zamanında oluşturulan Akil İnsanlar heyetinden bazı isimler geçtiğimiz günlerde Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geldi. Bu toplantı farklı çeşitte haberlere sebep oldu ve çözüm süreci tekrar mı başlıyor sorusunu da gündeme getirdi. Biz de toplantıda konuşulanları Akil İnsanlar heyetine de zamanda üye olmuş olan Ahmet Faruk Ünsal'la konuşacağız. Ahmet Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Bu toplantı çok konuşuldu, merak da edildi. Bahsedilen toplantı bildiğimiz üzere Demokratik Gelişim Enstitüsü tarafından düzenleniyor. Evet. Nasıl bir toplantı, neden bir araya gelindi? Şöyle, toplantı çok konuşuldu. Bir kere yer Oslo olunca ve Oslo'da dünyadaki birçok çatışmaların taraflarını buluşturan bir kent olunca doğal olarak ilgi çekti. Fakat tamamıyla tesadüf. Zamanlaması bakımından da gerçekten tesadüf. Seçim öncesi böyle bir şeyin yapılıyor olması, Türkiye'de tekrar acaba süreç başlıyor mu gibi bir takım spekülasyonlara konu oldu. Şunu söyleyeyim, bir süreç başlıyor mu başlamıyor mu hakikaten bunu bilecek durumda değiliz. Ben değilim. Sanıyorum Akil İnsanlar Heyeti üyeleri de bunu bilecek durumda değiller. Nihayetinde çatışan taraflar, artık biz yorulduk, bu çatışmanın hukuki, ahlaki, ekonomik, insani maliyetleri bize ağır geldi, artık biz barışalım, konuşalım derlerse, ki onu bilmiyoruz ne zaman diyecekler, ve bu konuşmalarda bir arabulucu ihtiyacı hissederlerse, ki onu da bilmiyoruz hissedip hissetmeyeceklerini, o zaman bize bir rol düşerse elbette tabii ki böyle bir hayırlı bir işte rol almak isteriz. Ama bu tamamıyla tarafların bilgisi dışında bizim Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün bir süredir Türkiye'de kapsayıcı diyaloğu geliştirme serisi adı altında yürüttüğü toplantılardan biri olduğu için bizim yaptığımız bir toplantıydı. Toplantıda ne konuştuk? Bir Akil İnsanlar deneyimini konuştuk. Gerçekten dünya çatışma çözümü literatürüne farklı bir katkı ve deneyim sunan bir şeydi, çalışmaydı Akil İnsanlar çalışması. Hatırlatalım, 2013 yılında işte Öcalan ve Hakan Fidan'ın görüşmeleri sonunda, biz de bunu tabii sonradan basından öğreniyoruz, bir Akil İnsanlar Heyeti'nin oluşmasına karar verilmişti. Ve sanıyorum o heyet oluşturulurken hem iktidar tarafının, yani AKP'nin ve hükümetin, hem de öbür tarafın, yani HDP'nin ve muhtemelen işte Kandil'in ve İmralı'nın bir takım süzgecinden geçirilmek suretiyle 63 insan karşılıklı mütabakatta görevlendirilmişti. Bu çok tartışma konusu edildi. İnsanlar hem Kürt meselesine nasıl yaklaştıklarıyla ilgili, hem çözüm sürecini nasıl değerlendirdikleriyle ilgili aldıkları pozisyona göre bu sürece ya empatik ya sempatik ya da böyle antipatik olarak yaklaştılar. Biz de doğrusu hani hayırlı bir iş nihayetinde, taraflar hani barışalım demiş, bize de bir rol biçmişler. Hem tarihi hem onur duyulacak bir şey, bir iş. Hem de hani zaten çözülmesini de istediğim, ben kendi açımdan söylüyorum, istediğimiz bir konu da olduğu için bu şeyde, heyette yer almıştık. Heyet o dönem ne yaptı? Barışı, barışa duyulan ihtiyacı, barışın neden önemli olduğunu bütün Türkiye'yi gezerek anlatmaya çalıştık. Adeta barışın gündemleşmesini, yeniden gündemleşmesini sağlayacak bir iki aylık bir çalışma sürdü. Bu sürede doğrudan insanlarla, çatışan tarafların mağdur olmuş aile yakınlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle, bazı protestolar falan tabii ki belli bölgelerde olmakla birlikte, ama genellikle toplumun büyük bir desteğini aldığı bir barış çalışması yürütmüştük. Doğrusu Norveç'te yaptığımız bu Akil İnsanlar Heyeti toplantısı, ki sadece 8 Akil İnsan Heyeti'nden arkadaşımızın katıldığı bir şeydi, bir toplantıydı. 63 kişinin 8'inin bir araya geldi. Dolayısıyla Akiller toplandığı bir kere büyük bir iddia. Bir ikincisi, şunu hemen bir antiparantez olarak ifade edeyim. Akil İnsanlar grubu
Tabii ki yani hükümetin muhtemelen karşı tarafla mütabakata vararak belli bir zaman içerisinde belirli bir işi yapmak üzere görevlendirdikleri bir heyetti. Dolayısıyla biz işimizi yaptık 2 ay boyunca, raporlarımızı hazırladık. Hem kamuoyuyla paylaştık, hem hükümetle paylaştık ve görevimiz bitti. Halen akil insan diye hani hitap ediliyor olmak elbette onur duyacağım bir konu ama görevimizin bittiğini kabul etmek ve şey yapmak, bunu burada söylemek gerekiyor. Tamamıyla o tarihi süreç içerisinde yer almış bir grup arkadaşımızın, bir grup uzmanla birlikte bir araya geldiği, akil insanlar tecrübesinin artılarını, eksilerini yeniden değerlendirdiği, nereyi eksik bıraktık, nasıl dünya deneyimlerinde kıyasladığımız zaman biz nereye tekabül ediyoruz'u tartıştığımız bir genel bir analiz, bir şeydi, bir kritik yaptığımız bir toplantıydı. Oldukça faydalı oldu. Çünkü değişik bölgelerde çalışan arkadaşlarımız vardı. Ben şahsen 7 bölgeden oluşan Akil İnsan Heyeti'nin Güneydoğu bölgesinde çalıştım. Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde çalışan arkadaşlar da kendi deneyimlerini paylaştılar orada. Dünya deneyimleriyle bir kıyaslama yaptık. Türkiye bir daha umarım inşallah bu kavga gürültü ortamı, bu toz duman dağılır ve tekrar bir barış masası kurulur umarım inşallah. Eğer bir daha böyle bir şey olur ise hem akil insanlar türü bir şeye ihtiyaç var mı, mekanizmaya? Eğer yok ise nasıl bir mekanizma daha faydalı olur? Dünyada nasıl olmuş? İrlanda'da nasıl olmuş? Kolombiya'da, Güney Afrika'da, Filipinler'de, Moro'da nasıl bu işler olmuş? Biraz böyle hani dünya deneyimleri ve bizim deneyimimizi kıyasladığımız, eksiklerimizi, fazlalarımızı gördüğümüz ve hani bir ileriye dönük bir kanaat oluşturduğumuz bir toplantıydı. Dediğim gibi yani Oslo'da olması kentin adı bakımından doğal bir spekülasyona sebep oldu ama bu ne benim bildiğim kadarıyla ne hükümetin bilgisi dahilinde ne de öbür tarafın tamamıyla daha önceden planlanmış olan bir toplantı dizisinin bir halkasıydı ve o Oslo'da yapıldı. Evet, onu soracaktım. Bu tek bir toplantı değil aslında, değil mi? Yok, değişik toplantılar yapılıyor. DPI'nin düzenlediği toplantılar. Fakat ilk defa Türkiye'yi konuştuk, öyle söyleyeyim. Daha önceden işte Kolombiya'yı, Güney Afrika'yı, İrlanda'yı, Moro'yu, Filipinler'i konuştuğumuz değişik toplantı dizileri yapılmıştı. Bu enstitüden de biraz bahseder misiniz? Olur, ben DPI'nin bir üyesi değilim. Ben de doğrusu hani biraz tabii bu süreçte birlikte bazı çalışmalar yaptığımız için sizden daha fazla bilgi sahibi olabilirim ama DPI'nin bir mensubu değilim, üyesi değilim. Sadece onların yaptığı toplantının davetlisi olarak birkaç toplantıya katıldım. Bir iki de yurt dışı programına katılmıştım. DPI, uluslararası çatışma çözümlerini şey yapan, inceleyen, bu konuda kendi çatışmalarında, kendi iç ihtilaflarında bir kendi özgün yollarını bulmak isteyenlere adeta bir rehber niteliğinde çalışmalar sunan bir kurum. İçinde uzmanlar kurulunda hem yabancı yani Türk olmayan insanlar var, hem Türkiye vatandaşı olup AK Parti'ye ve HDP'ye yakın olan hem de bağımsız uzmanların, entelektüellerin olduğu bir uzmanlar kurulunun da gündemini belirlediği, adeta şey yaptığı, orada bir danışmanlık yaptığı bir barış çalışmaları yapan bir kuruluş. Peki, Böğür Hocam, orada da konuşmuşsunuz, burada da soralım. Şimdi 63 kişi varken 8 evet. kişi katılmış toplantıya ve evet. Akil İnsanlar Heyeti deneyiminde orada irdelemişsiniz. Siz bugünden evet. baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Çünkü birçok insanın aslında belki konumu değişti. Kimileri iktidara daha muhalifken, evet. kimileri daha yanında, hapse girenler oldu, vefat edenler oldu. Doğru. 8 kişi mi? Tabii ki 8 değil. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben tabii 63 insanın hepsinin tek tek durumunu biliyor değilim. Ama evet, yurt dışına kaçanlar oldu. Onu biliyorum. İsim vermeyelim artık. Yaptığı işi adeta unutulması gereken bir ayıp gibi görenler ve bundan hiç bahsetmeyenler de oldu. Bizim gibi bu işi tarihi bir görevdi, bunu bir onur vesilesi olarak görüp bunu vurgulayan,
bu deneyimi yeniden analiz edip geleceğe ışık tutacak ne tür veriler süzebiliriz diye bunu irdeleyen bir takım arkadaşlarımız oldu, vefat edenler oldu. İçimizden milletvekilleri olan arkadaşlarımız oldu, hem AK Parti'den hem HDP'den. Pozisyonunu koruyan ve korumayan arkadaşlarımız oldu. Ben neden bu 8 kişi seçildi? Doğrusu bunu biliyor değilim. Sanıyorum belli bölgelerde çalışan arkadaşlardan seçildi ama hakikaten DPI neden beni davet etti onu bilmiyorum. Peki o dönemki faaliyetlerinizi başarılı buluyor musunuz? Şöyle, ben çok başarılı buluyorum. Bir kere dünya çatışma çözümü literatürüne çok farklı bir deneyim kattığımızı düşünüyorum. Türkiye'nin bu deneyimi çok farklıydı. Tamam mıydı derseniz elbette eksik tarafları vardı ama çok farklıydı bir kere. Bütün Türkiye dolaşıldı. Neredeyse kasaba kasaba, ilçe ilçe dolaşıldı. Temas edilmedik, toplumsal kesit kalmadı. Barışın ne kadar hayati ve önemli olduğu, bunun gerek hukuki, gerek ahlaki, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek uluslararası ilişkiler bakımından nasıl bir zorunluluk arz ettiği, bunun nasıl kazanımlar getirdiği bütün toplum kesitleriyle 2 ay boyunca bütün Türkiye'de tartışıldı. Bu çok yoğun bir tartışmaydı. Bence çok kıymetliydi. Yeter miydi? Kanaatimce eksik kalan kısımları vardı. Bir, bence Akil İnsanlar Heyeti aynı zamanda arabulucu olabilmeliydi. Bence sürecin en büyük eksiği oydu. Eğer çatışma yapan taraflar arasında, ki hani o dönem çatışmalar bitmişti, epey de uzun sürdü biliyorsunuz barış süreci, taraflar arasında bir arabulucu rolü oynayabilmiş olsaydı, yani biliyorsunuz tarafların birbirlerinden talepleri oldu. İşte şu sürede şu kadar işte şeyin, silahlı unsurun Türkiye dışına çıkartılması, şu takvimde şöyle olması gibi karşılıklı talepler ve beklentiler vardı. Bunların neler olduğunu biz basından ve bir takım yakın temaslar nedeniyle elbette biliyorduk ama bunların resmi olarak ortaya konması ve tarafların taahhütlerini yerine getirip getirmediklerinin bir arabulucu tarafından denetlenmesi ve ev ödevini yapmayan tarafa ya sen bunu söylemiştin, söz vermiştin, şu takvimde şunu yapacaktın ama yapmadın, dolayısıyla haksızsın. Öbür tarafa da dönüp sen de şöyle şöyle yapacaktın, sen de sözünde durmadın, bir an önce bu işleri yapın gibi bir arabulucuya ihtiyaç vardı. Yani aslında ben, daha da aktif olması. Ben Türkiye'de Akil İnsanlar Heyeti'nin sadece barışın PR'ını yaptığı, barışın toplumda konuşulmasını sağladığı, halkla ilişkiler çalışmasını yürüttüğünü, barış sürecinin önemsiz değil, önemli buluyorum ama eksik bulduğumu ifade edeyim. Aynı zamanda arabuluculuk görevi de yüklenebilmiş olsaydık, o zaman eminim süreç tıkanmazdı. İki tarafın birbirini itham edeceği, suçlayacağı bir takım iddialar ortadan kalkacak. O bağımsız, tarafsız, arabulucu heyet iki tarafa da eşit mesafede sözünü söyleyerek sürecin selametini sağlayabilirdi. Onu yapamadık. Türkiye ileride bir tekrar umarım bir barış süreci başlatır. O zaman bu eksiği görerek, dikkate alarak yetkililerin ona uygun bir mekanizma kurmalarını talep ederim. Yani daha aktif bir oranın sayıdı belki sonuç daha iyi olur. Aktif mediator deniyor. Arabulucu ya da Türkçe'de bir arabulucuya ihtiyaç var. Bu eğer siz bu arabulucuyu kendi içinizden üretmezseniz, çıkartmazsanız uluslararası arabulucular oluyor. Çünkü bakın hem İrlanda sürecinde hem şeyde Güney Afrika'da hem Kolombiya'da hem Moro'da Filipinler'de uluslararası gözlemciler arabuluculuk yapıyor. Hatta size bir şey söyleyeyim. Filipinler'deki yani Moro'daki o ihtilafla ilgili uluslararası arabuluculardan bir tanesi de Türkiye. Yani Türkiye kendi topraklarından 3-5 bin kilometre ötedeki bir ihtilafın arabulucu, uluslararası arabulucularından bir tanesi. Yani buradan tekrar kendi topraklarımıza, kendi ihtilafımıza, Kürt meselesine gelecek olursak, eğer Türkiye kendi imkanlarıyla, yani milli
işte ulusal her ne diyecek olursak yerli imkanlarıyla bu süreci düzgün bir arabulucunun hakemliğinde çözemez ise uluslararası hakemlik gibi bir daha tatsız bir şeye, bir gözlemin, nezaretin altında bu işi yapmak zorunda kalacak. O da Türkiye'nin çok hoşlanacağı bir şey olacağını sanmıyorum ama süreç, karşılıklı taraflar ve iddialar var ise mutlaka bir arabulucunun gözetiminde bu iddiaların ve bu taahhütlerin denetlenmesi gerekiyor. Bu sürecin kaçınılmaz bir mekanizmasıdır. Peki, toplantıya geri dönelim. Siz kendinizi insan hakları savunucusu olarak tanımlıyorsunuz ve belli ki böyle bir talep olması durumunda tekrardan bu görevi de üstlenmeyi kabul edeceksiniz gibi görünüyor. Elbette tabii, yani ben kendi adıma söyleyeyim. Böyle bir talep olursa tabii ki şey yaparım. Çünkü nihayetinde bakınız, hani size bir hani şey olarak, bir insan olarak söyleyeyim. Yani komşunuz kavga ediyor. Aile içi bir kavga var veya iki komşunuz kavga ediyor. Gelip size deseler ki ya biz çözemedik kardeşim, yani aramıza gel gir şu işi çöz deseler. Arabulucu olmak, bu barışı tesis etmek için çaba sarf etmek niye kötü olsun? Ama maalesef Türkiye'de hem akil insanlar heyeti, ki arabuluculuk dahi yapmamıştık. Sadece barış ne kadar iyidir onu anlatmıştık. Bazı çevreler tarafından, özellikle ulusalcı ve milliyetçi iki ayrı cephe tarif edelim. O iki taraf son derece düşmanca yaklaştı. İhanet projesi gibi. Hayır. Aslında çözüm sürecine karşı olan kesimler bir yandan. Onlar karşıydılar. Karşı. Çatışmaların devam etmesini istiyorlardı. Halbuki çatışmaların devam etmemesi durumundaki iki yıla yakın sanıyorum süre devam etmişti ve kimse ölmedi. Belli bir noktaya kadar da gitti. Üstelik barış veya çözüm süreci dediğimiz süreç toplumsal olarak, ciddi olarak da benimsenmişti. %70'lere varmıştı. Değişik bölgelerde, işte Karadeniz'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da farklı oranlar ama Türkiye genelde %70-80'lere varan bir destek de almıştı. Dolayısıyla bu mesele gerçekten önemli bir konudur. Bir kere bizim hani Türkiye'de yaşadığımız bir sorun. Ayrıca uluslararası boyutu da olan Suriye'yi, Irak'ı, kısmen İran'ı da ilgilendirebilecek bir potansiyele sahip. Çok boyutlu, çok ülkeli bir şeye doğru evrilme şeyi gösteren, evrilme eğilimi gösteren bir problem. Dolayısıyla Türkiye bunu acilen çözmelidir. Çözümle ilgili elbette bize ihtiyaç olursa, bana şahsen ihtiyaç olursa elbette onur duyarım. Tabii ki büyük bir insanlık görevidir. Tereddütsüz ben ve beraber benim görüştüğüm birçok akil insan arkadaşımız ve dışarıda olan başka insanlar da tabii ki görev almak isterler. Başkalarını da merak ediyoruz. Belki onlar adına soru sormak doğru bir şey değil burada. Elbette. Ama toplantıya katılan kişiler arasında en azından bu toplantıya katılmak bir yandan da bu şekilde düşünmek anlamına geliyordur herhalde, değil mi? Aynen öyle. Hem bu süreci desteklemek demek, süreçten çıkartılacak derslerle önümüze bir daha sağlıklı bir perspektif sunmak demek, hem de hani bir olası bir süreç yaşanır ise orada elbette bu tecrübeleri hem şahsen hem bilgisayar düzeyde paylaşmak iradesini ifade etmektedir. Doğru. Peki yine hem toplantıdaki kişiler adına da hem de kişisel fikrinizi de soralım. Sizce çözüm sürecine giden bir yol var mı? Ya da en azından ne kadar umut var? Şu anda onu bilmemiz mümkün değil. Dediğim gibi çatışan taraflar ihtiyaç duydukları zaman, ki ne zaman böyle bir ihtiyaç duyarlar bilmiyorum. Hani biz artık çatışmaktan yorulduk, bu iş ahlaken, beşeri olarak, hukuki olarak, siyasi olarak büyük maliyet getirdi. İnsanları kaybediyoruz, kaynaklarımızı kaybediyoruz. Artık bu işin çıkışı yok dedikleri zaman, iki tarafın aynı anda bu noktaya gelmesi lazım. Biz konuşalım dedikleri zaman ben şahsen hazırım ve sanıyorum birçok arkadaşımız da böyle bir tarihi bir misyonda, bir şeyde, anda görev almak ister. Bu bahsettiğiniz aslında kamuoyunun tavrı da çok önemli. Aslında aynen 2013'ten 2018'e 5 yıl geçti ve çok şey değişti. O %70 dediğiniz çözüm sürecini onaylayacak kesim muhtemelen artık yüzdesi çok daha fazla düşmüştür ve böyle bir görev çok daha zor olacaktır. Fakat şey, tabii böyle bir durumda önce, yani daha önceden yapıldığı gibi
barış düşüncesinin tekrar toplumda yeşermesine dönük bir tekrar bir çalışmaya, bir PR yürütmeye ihtiyaç var. Onlar yapılır. Yani medyada yürütülür bu çalışmalar. Hani bizim daha önceden yaptığımız türden heyetler bölgelere gönderilir. Çatışan tarafların mağdurları, işte şehit aileleri veya PKK militanlarının, yani daha da hayatını kaybetmiş olan insanların aileleri bir şekilde buluşturulur. Yani onun toplumsal ihtiyacı tekrar toplumun gözünün önüne müşahhas hale getirerek inşa etmek çok uzun olmayan bir süreç diye düşünüyorum. Tekrar onlar yapılabilir, Türkiye. Yapılır ama bence bundan sonra yapılacak şey artık daha önce yapmayı unuttuğumuz ya da esirgediğimiz ya da yapmadığımız o arabuluculuk fonksiyonunu da icra edecek bir mekanizmayı inşa etmekten geçiyor. Belli ki sizin toplantınız buradan da aslında açıklamış olduk yanlış haberlere de bir cevap olmuş oldu. Umarım. Bir çözüm süreci başlangıcı toplantısı değil, onu, bir rutin toplantıların tabii, tekrar edelim. Bir çözüm süreci olacaksa bu bizim kararımızda olmaz. Yani bana sorarsan hemen olsun ama tabii ben çatışan taraflardan biri değilim nihayetinde. Onlar karar verecek. Onlar karar verdiği an bir arabulucu olsun diye de bir başka karar oluştururlarsa o zaman bir arabulucu olur. O arabulucu ben mi olurum, bir başkası mı olur? Yani geçmiş 63 kişinin dışında bir başka 60 kişi mi olur? O da yeni karar verenlerin yeniden oluşturacakları bir mekanizmadır. Biz sadece bir tecrübeyi, o tecrübedeki artıları, eksileri ve o tecrübenin geleceğe dönük nasıl bir perspektif sunması gerektiğini orada analiz ettik. Bir daha sorayım peki o zaman. Peki o toplantıdaki kişilerle de görüşmelerinizden böyle bir umut besliyor mu diğer akil insanlardan, arkadaşlarınız, tanıdıklarınız? Doğrusu umut kesilmez. En son umut ölürmüş. Elbette umudumuz var ama hakikaten bunu bir somut bilgiye dayalı olarak söylüyor değilim. İki taraf çatışmaktan ne zaman yorulur, ne zaman bir araya gelir, bir masa etrafında oturur bilmiyorum. Oturursa bir arabulucuya ihtiyaç duyar mı onu da bilmiyorum. İhtiyaç duyarsa o ihtiyaç duyulanlardan biri biz mi oluruz onu da bilmiyorum. Ama bir deneyim yaşandı. Dünya deneyimleri var. İrlanda var, Güney Afrika var, Kolombiya var, Bask var, İras'ı var, Filipinleri var. Biliyoruz ki çatışan taraflar günün birinde ya resmi olarak ya gayri resmi olarak masa etrafında toplanıyorlar. Eninde sonunda mutlaka yapıyorlar. Mutlaka yapıyorlar. Bunu bazen kamuoyunun önünde, bazen kamuoyu bilgisi dışında yapıyorlar. Mutlaka bir arabulucu oluyor ve mutlaka bir uluslararası gözlemci oluyor. Tekrar ediyorum, Moro yani Filipinler'deki Moro ihtilafında Türkiye uluslararası gözlemcilerden biridir. Eğer kendi içimizdeki bu meseleyi kendi imkanlarımızda çözemezsek korkarım ki bir başka uluslararası gözlemci heyeti nasıl biz Filipinlere gözlemci olarak gittiysek başkası da bize gözlemci olarak gelir. Buna gerek kalmadan Türkiye kendi yerel imkanlarıyla bu işi yapar diye ümit ediyorum. Biz de başka seçenekler buradayız diyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Çok önemli spekülasyona konu olan bir konuyu izah etmeye fırsat verdiğiniz için. Sağ olun katıldığınız için. Hoşçakalın. Medyaskop TV'de bugün geçtiğimiz günlerde Oslo'da Akil İnsanlar Heyeti'nden bir grup ismin bir araya gelişini, o toplantıda neler konuşulduğunu ve çözüm süreciyle ilgili Türkiye'de atılabilecek adımları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.